profesyonel kişiler bu puntaların aralarından girer ama normalde bütün puntalar bozarlar. Yeniden punta atılır. Bu da robotun attığı punta gibi olamaz. Kesinlikle belli olur. Bu araçtaki olan durum biraz farklı. Satıcının orijinal diye almış olması, ona satan arkadaş da orijinal diye satmış, eksper raporu yaptırdım, gerek yok gibisinden söylemiş galiba. Bu da eksper yaptırmaya gerek görmemiş, uzun bir yolda gidip almış aracı. Araç geldi, şüphe üzerine geldi, eksper raporundaki küçük yazılara kafası takılmış, ya buna ben eksper yaptırmadım, kontrol ettireyim diye. Geldi araçta, 4 kapı değişen çıktı eklemeden hariç. Zaten bugün 4 kapı değişen araç üzerinde en aşağı 30 bin lira, 40 bin lira gibi ciddi bir külfiyete neden olacak. Bu da herkesin canını yakar. Harici baktık, aracımızın direklerinde işlem kesme var. Detaylı incelediğimizde maalesef aracı iki araçtan bir araca toplama yapmışlar. Ciddi bir zararı oluştu. 100 bin liranın üstündedir galiba. Haliyle satan kişiye ulaştı. Satan kişi de ne yaparsan yap beni ilgilendirmez dedi. Ciddi de üzüldü tabii. Biz de üzüldük. Maalesef bu şekilde can yakıcı şey çıktı o araçta. Yani herkese de tavsiyem kimseye de güvenmemeler bu araç alış satış konusunda özellikle. Araç alıcıları anlayamaz. Zaten hakeza kesinlikle bakmasınlar. Yanılır, ekspere hiç gitmeyebilirler. Yok ya bunda kesinlikle bir şey yok. Gerek yok, vaktimizden de gitmesin, paramızdan da deyip hiç eksper yaptırmayabilirler. Başımıza geldi, hiç bakmamaları daha hayırlıdır. Güzel bir ekspertize araştırıp giderlerse, onlara da düzgünce sorarlarsa mağduriyetler doğmasın. Yani 50, 40, 30, 50 bin civarlarında ciddi oynamalara neden oluyor. Çünkü araba piyasası da yüksek bugün. Herhangi birkaç değişen, motorunda herhangi bir arıza can yakıyor. Aile huzuruna kadar etkileyebiliyor tabii. Aracımızın sağ ön kapı, sağ arka kapı, sol arka kapı, sol ön kapı, dört kapı da değişmiş. Şaselerin işlemi, ayrıca başka bir şey daha çıktı aracımız, ekleme. Aracımızın direklerinde işlem var. Şurada görüldüğü üzere zaten küflemelere de başlamış. Burada aracımızın ön cam direğinde, tavan direğinde kesme var. Ayrıca sağ arka kapıyı açtığımızda burada da kesme işlemi var. Baktığımızda yine etek marşbiyel bölümünden de kesilmiş. Şu şekilde baktığımızda. Aynı zamanda airbag tamirli, baloncuk oluşmuş burada, göğüste kaplama var. Perde airbag'imizde şu şekilde gördüğünüz gibi zaten kopmalar mevcut.